Türkiye'nin Milli Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Hürjet, test uçuşunda transonik hıza ulaştı ve ses hızında adeta gökyüzünde dans etti. Hürjet bu uçuş sırasında 30 bin feet, yaklaşık 9.144 metre irtifaya çıktı. Uçağın hızı ise 0,9 mah, yaklaşık saatte 1102 kilometreye ulaştı. Hürjet'in transonik hıza ulaşmasının önemini Tekno Savunma Kanalı için değerlendirdik. Bir uçağın transonik hızda uçması, ses hızına çok yakın hızlarda uçtuğunu gösteriyor. Transonik hızlar yaklaşık olarak 0,8 ile 1,2 mah arasındaki hızlara karşılık geliyor. Bu hız aralığında, uçağın bazı kısımlarındaki hava akışları ses hızını aşarken, diğer kısımlardaki hava akışları hala ses altı hızlarda kalıyor. Bu durum, aerodinamik ve yapısal açıdan çeşitli zorluklar yaratıyor. Transonik hızlarda uçarken, hava akışı üzerindeki şok dalgaları nedeniyle dalga direnci dramatik bir şekilde artıyor. Bu uçağın daha fazla yakıt tüketmesine ve motorlarının daha fazla güç üretmesi gerektiği anlamına geliyor. Şok dalgaları ve değişen hava akışı nedeniyle uçağın kontrol yüzeyleri üzerindeki kuvvetler değişebiliyor. Bu uçağın stabilitesini ve kontrol edilebilirliğini zorlaştırabiliyor. Transonik hızlar, uçağın yapısal bileşenleri üzerinde büyük gerilimler yaratıyor. Bu, malzeme yorgunluğunu artırabiliyor ve uzun vadede yapısal hasarlara yol açabiliyor. Hürjet, transonik hızdaki başarılı uçuşuyla tüm bu zorlukları göğüsleyebileceğini ortaya koymuş oldu. Transonik hızda uçabilen uçaklar, düşman tehditlerine hızlı bir şekilde tepki verebiliyor ve hızlı müdahale gerektiren görevleri gerçekleştirebiliyor. Bu hız aralığında uçabilen uçaklar, savaş durumlarında yüksek manevra kabiliyeti ve hız avantajı sağlıyor. Bu, özellikle askeri uçaklar için kritik önem taşıyor. Transonik hızlarda uçabilmek için güçlü motorlara sahip olmak gerekiyor. Bu motorların yüksek hızlarda yeterli itiş gücünü sağlaması önem taşıyor. Ayrıca uçağın tasarımının şok dalgalarını minimize etmesi gerekiyor. Bu da daha aerodinamik bir gövde ve kanat yapısıyla mümkün oluyor. Uçağın yapısal bileşenlerinin de transonik hızlardaki yüksek gerilimlere dayanabilecek malzemelerden yapılması önemli gereklilikler arasında yer alıyor. Bu kompozit malzemeler ve yüksek dayanımlı alaşımlar kullanılarak sağlanabiliyor. Uçağın kontrol edilebilirliğini sağlamak için gelişmiş uçuş kontrol sistemleri ve yazılımlar gerekiyor. Bu sistemler, hızlı ve doğru tepki verebilen kontrol yüzeylerine sahip olmakla mümkün oluyor. Hürjet, transonik hızdaki uçuşla havacılık ve savunma sanayisi için kritik özelliklere ve yeteneklere sahip olduğunu ortaya koydu. Hürjet, bu hız aralığında yapacağı uçuşlarla operasyon sahasında önemli avantajlar sağlayacak. İleri teknoloji ve mühendislik çözümleriyle donatılan Hürjet, bu hızlarda karışılacağı zorlukların üstesinden gelecek.